Arkadaşlar, bu videomda sizlere depremle ilgili konuşacağım. Deprem ardından bayağı gün geçti biliyorsunuz. Şimdi depremle ilgili konuşacağım. Depremin etkileriyle ilgili konuşacağım. Hatta Naci Görür diye bir bilim insanı var, yer bilimci, depremle ilgili konuştu. Bizler deprem, Türkiye olarak dedi, deprem bölgesi, deprem fay hattı var dedi. Şimdi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, bizdeki en büyük eksik ne biliyor musunuz? Kesinlikle. Bizdeki en büyük eksik şu, yani bizler bilgi yoksunu insanlarız Türk halkı olarak. Yani örnek veriyorum, nerede hangi binada oturduğumuzu bilmiyoruz. Vücudumuzu tanımıyoruz. Vücudumuzda hangi organ neye yarar onu bilmiyoruz. Ondan sonra tabii ki ben biliyorum, eğitim alan insanlar biliyor ama eğitim almayanlar bilmiyor. Mesela esnafın birisine soruyorum, nerede ne var? Bilmiyor, öyle söyleyeyim. Ondan sonra bizdeki en büyük eksik, parası olan bir iş yeri açıyor. O iş yeriyle ilgili bilgilere sahip değil, bilgiye sahip değil. Mesela ben şöyle bir anımı anlatayım. İnternet kafedeyim. İnternet kafede bir işim düştü. İş yapıyorum falan filan internet kafeye. Oradaki adama sordum, şu nasıl oluyor diye. Adam diyor ki bilmiyorum diyor. Buyur işte. Ya dedim, sen bilmiyorsan dedim, niye yani böyle bir iş yeri açtın dedim. Ya arkadaş, insan bir iş yeri açıyorsa en azından o iş yeriyle ilgili bilgiler edinir değil mi? İşte bu yok bizim millette. Yani adam gazete açıyor, gazeteciyle ilgili bilgi edinmiyor. Ama benim mesela bir anket şirketi vardı. Açık öğretim lisesi mezunuydu ama anket ile ilgili bilgiler edinmişti. Bu çok güzel bir şey. Yani siz mesela lokanta açıyorsunuz, örnek veriyorum. Lokanta ile ilgili bilgiler edinmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani öyle kuru kuraya iş yeri açılmaz benim bildiğim. Sonra diyorum ki, mesela buna soruyorum. Bu diyorum, niye internet kafeyi açmış? Sadece para kazanmak için mi? Tamam, para kazanıyorsun da ama en azından müşteri sana bir şey sorduğu zaman bil. Mesela bakkala gidiyoruz değil mi? Orada 1000 mağazası var, bir sürü mağaza var. Oradaki çalışanlara şu nerede diye sorduğunuzda ben bilmiyorum diyemeyiz. Yani der ki size, tarif eder, şurada şurada şurada. Yani bunlara, bu konu hakkında bilgi vermesi gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Mesela ben İngilizce öğretmenliği yaptığım dönemlerde öğrenciler kelime arzüler soruyordu. Söylüyordum şöyle şöyle diye, anlatıyordum kelimeleri. Şimdi ben bilmesen öğrenci de, bu hoca da bir şey bilmiyor ya diyecek. Yani yaptığımız işle ilgili bilgi eksikliğimiz var bizlerin. Bakınız, birçok iş yapıyor olabiliriz para için. Hiç bilmediğimiz sektöre girebiliriz. Yeni yeni sektörler oluşuyor. Örnek veriyorum, düne kadar YouTube videosu var mıydı? Yoktu. Ama bakın, ben ne yaptım? Sizlere YouTube videosu yüklemeyi öğrendim ve videolar atıyorum. Yükleyip atıyorum. İşte ben her zaman şundan yanayım. Bir işle ilgili belki alaylı olabiliriz ama o işin içeriğini öğrenirsek daha iyi işler çıkarırız, daha iyi işler, projeler üretiriz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bunlar olmayacak şeyler değil, olacak şeyler. Biz, bakınız, deprem oluyor mesela. İşte hani nasıl önlem alabilirlik konuşuyoruz. Bakın, hastalanıyoruz, hastaneye öyle gidiyoruz. Yani şunun için gitmiyoruz. 6 ayda bir havacılıkta check-up yaptırırlar. 6 ayda bir vücudumuzu kontrole gitmiyoruz. Yani bizim memlekette bu yok. Ama siz bugün Kanada'da olsanız, Almanya'da olsanız, gelişmiş ülkelerde olsanız size aylık kontrolden geçiriyorlar. İşte 6 aylık kontrolden geçiyorlar. Sadece fiziki sağlık değil, ruh sağlığını da geçiriyorlar sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bunlar olmayacak şeyler değil, olacak şeyler, her şey. Öyle söyleyeyim ben size. Ya hastalanıyorum. Mesela diş tedavisi gördüğümde kendi kendime şuna kızdım. Biraz da dişlerime çok iyi bakmadığım için oldu. Eskiden çok bakardım. Mesela çok çay, kahve, sigara içiyorum ben. İçiyordum. Sigarayı bıraktım gerçi de. Çok çay, kahve içiyordum ben. Şimdi diş hekimine gittiğim zaman çay kahveden uzak durun diyor. Dedim ben, hocam çay kahve içmeden duramam ki dedim. Yani hani ondan uzak dur, bundan uzak dur. Yani şimdi mesela biz yemek yiyoruz ama bu dişlerle ne yaptığımızı bilmiyoruz. Yani insanın ne yaptığını, ne ettiğini bilmesi de çok önemli arkadaşlar. Yani dişimizi doğru fırçalamalıyız mesela. Hatta ben size şunu tavsiye ediyorum. Konuyu çok dağıtmayacağım. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında
neyi ne yaptığımızı bilen bir insanlar toplum değiliz. Neyi ne yaptığımızı bilsek her şey daha başka olur. Diş tedavisinden yola çıkarak dişlerimize iyi bakmamız gerekiyor. Yani sabah gece fırçalayıp akşam yatmamız gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenler. Mesela uykunuz gelince dişinizi fırçalamıyorsunuz ama sonra onun cezasını çekiyorsunuz. Ama yemekten sonra hemen dişinizi fırçalarsanız her şey çok daha güzel olur sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ayrıca şöyle bir olay da var. Ben şunu söyleyeyim size. Sevgili arkadaşlar, bize bilgi eksikliği var dedik, gelir eksikliği var dedik, yoksulluk var dedik, aramızda gizli zenginler var dedik. Bunlar zengin olduklarını belirtmiyorlar. Hani büyükler demiş ya, dertle, parayla imanı kimde olduğu belli değildir diye. Gerçekten de doğru demiş sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Onların haricinde ben şöyle anlatayım size. Şimdi yerbilimci hocanın dediği gibi deprem bölgesindeyiz. Yani ben şehir antropolojisi dersi almıştım üniversitede. Orada 1950'li yıllarda şehir antropolojisi dersi almıştım. 1950'li yıllarda köyden kente göç başlıyor. Apartman dairesi oluyor, apartmanlaşma oluyor. İlk önce gecekondu yaşamı ve kültürel değişim başlamıştı. Gecekondu yaşamı ve kültürel değişim. Şimdi adamlar ne yapsın? Köyden kente göç ediyor bir şekilde. İster töre baskısından, ister din baskısından, ister gelenek görenekten, ister iş için, ister ekmek parası için bir şekilde göç ediyor. Ondan sonra göç edince şimdi ne yapıyor? Göç başlayınca apar topar gecekondu yapıyor. Yani gecekondu yapıyor, yapmak zorunda kalıyor. Yani şimdi siz bakmayın, insanlar da yargılamayın. Şunu niye yapmış demeyin. O zamanki koşullar da çok önemli. Neyse, gecekondu yaşamından sonra apartman dikmeye başlıyorlar. Apartman daireleri oluyor. Yer olmadığı için de kat kat çıkıyorlar. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Katlıyor yani. Kat kelimesi katlamaktan geliyor. Şimdi mesela gökdelenler var. Sizlerin de bilindiği gibi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Sonra parası olan diyor ki ben diyor böyle apartman yaşamını ne yapayım diyor. Gidiyorum diyor işte şeye villa yapıyor. Villaya gece kondunu makyaj yapılmış hali deniliyor. Sizlerin de bildiği gibi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama düne kadar insanlar hani şimdi bakın bize şu, yani insanlık tarihinde şu var. Bir yiyecek yemek, ikincisi üremek, üçüncüsü barınmak, işte tuvalete gitmek, seks yapmak, ondan sonra para. Bu bütün insanların ihtiyacı sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi para ihtiyacı var herkesin. Para ihtiyacı var. Evde apar topar insanlar önce hani diyorlar ki bir sığınacak önce bir yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra bir de kalacak yerim olsun diyor. Kalacak yerim olsun diye baktığı için hani apar topar yerleşiyor insanlar. Bakmıyor ki evin ne olduğuna, evin içine ne olduğuna. Yani şimdi ben mesela geçenlerde hastaneye gittim. MR çektirmeye. Ben kendimden örnek vereyim. Arkadaş vücudumun içini gördüm MR sayesinde. Meğer ne damarlarım varmış, meğer ne dokularım varmış. Diyorum ki Allah'ım ya Rabbim çok şükür ya bizi ne güzel yaratmasın. Organlarımız var yani organlarla yaratmışsın falan. Çok şükür Mevlam diyorum yani bizi ne güzel yaratmışsın diyorum. Bir sürü organımız var, bir sürü işe yarayan organlarımız var. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bir sürü işe yarayan organlarımız var. Neyse, şimdi binanın işine de bakamıyoruz. Yani bilinçli müşteri değiliz. Bizde bilinç yok. Yani hem araba konusunda olsun hem bina konusunda olsun. Bana mesela araba markalarını sorun hiç bilmem. Mesela benim öğrencilerim gider iddia oynar. Abi ben futbolcuları tanımam. Hani bir konu hakkında konuşabilmeniz için bilgi sahibi olmadan insan fikir sahibi olamaz ya. Şimdi ben futbolcuları tanımadan ya da siz bilmeden hani o iddia kuponunu nasıl doldurabilirim değil mi? Dolduramam ki. Yani bunlar önemli şeyler sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani bunlar doldurulmaz. Yani bizim toplumumuzdaki en büyük eksik bilinçli eğitim ve farkındalık, farkına varmak.
Hepimiz gün geçtikçe yaş alıyoruz ama inanın yeni öğrendiğimiz o kadar çok şey oluyor ki. Mesela ben siz sevgili izleyicilerim için size YouTube videoları atıyorum falan filan. Ondan sonra YouTube videoları da çekiyorum. Sizler ne yapıyorsunuz bu YouTube videolarında? Yani ben her videoda yeni şeyler öğreniyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yeni şeyler var bunda. Ama onun haricinde yeni şeyler eğer siz araştırmasanız yok sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, şimdi uzun lafın kısası depremle ilgili hala konuşmalar var. Yok bina şöyle dikilecekti, yok müteahhit malzemeden çalmış, yok şöyle yok böyle. Ya şöyle şansımız yok, müteahhit o binayı yaparken... Konunun içeriğini bilmediğimiz için müteahhitin nasıl yaptığını bilemiyoruz. Ya da postacıya gidiyorsunuz mesela. Bizim bir tane bir Cebeci'de bir şey vardı. Postacı vardı. Ondan sonra postacı vardı. Allah'ım ya Rabbim, her doğum gününde bayat pasta verirdi. Size yemin ediyorum. Ya bunu her doğum gününde yapıyor. Her doğum gününde bayat veriyor, tamam mı? En sonunda gittik adamla kavga ettik. Yani lütfen bayat vermeyin dedik, bakın. Ya bayat olduğunu da söylemiyor. Bilmem anlatabildim mi? Çünkü müşteri almasın diye. Yani pastanın içerisindeki ne olduğunu kimse bilmiyor. Bilen yok sevgili arkadaşlarım. Binanın içerisinde ne olduğunu da bilemiyoruz. Şimdi insanları tanıma noktasında da bilemiyoruz. İnsanın içerisinde ne var ne yok. Ben sana diyorum, bu toplumdaki herkes Müslüman değil. Ha, Müslüman olmak zorunda da değil. Adam belki Hristiyandır, Yahudidir. Kimseyi böylesin diye yargılayamayız. Herkes Türk kökenli değil. Kimisi Alman kökenli, kimisi Hırvat kökenli, kimisi Kürt kökenli, kimisi Alevi kökenli. Olabilir. Yani hepimiz insanız. Covid aşısı mesela oldum zannediyor. Diyor ki ben Covid aşısı olmadım. Herkesin Covid aşısı olduğunu zannediyoruz. Herkese biz işte parası yok zannediyoruz. Aramızda çok gizli zenginler de var. Yani bizdeki eksiklik şu. Toplum olarak kim olursa olsun, bakın bu öğretmen de olsa, şimdi ya öğretmeni zannediyoruz ki insanlar bilgilidir, kültürlüdür. Ne kültürlüsü ya? Şimdi kültür başka bir şey. Mesela siz İngilizce öğretiyorsunuz. Adam ya da kadın her şeyi bilmiyor ki. Bilen de var, bilmeyen de var. Almanca öğretiyorsunuz. Bilen de var, bilmeyen de var. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani demek istediğim nokta, bizde bilgi eksikliği var ve bilinçli eğitim yok her konuda. Bugün ben mesela bir okulda çalışırken Almanya'ya gitmiş bir tane bir dergici bir adamla konuşmuştum. Okula ziyarete gelmişti. Ondan sonra diyor ki şey diyor. Ne dedi ya? Ha. Ne yapıyorsun dedi, tamam mı? Şey dedi, Almanya'da dedi her şeyde de eğitimle dedi. Oyunculuk mu yapacaksın? Gideceksin oyunculuk eğitim alıyorsun. Tiyatro eğitim alıyorsun. Sunuculuk, spikerlik eğitim alıyorsun. İngilizce eğitim alıyorsun. Her şeyi sana veriyorlar ama sana iş imkanı da sağlıyorlar. Şimdi bizde ne var? Bir kursa gidiyorsunuz. Mesela oyunculuk eğitimleri var. Sunuculuk eğitimleri var. Eğitimi veriyor, veriyor. Sonuç yok. Yani seni belli bir şeye vermiyor, rol vermiyor sana. Yani bunu sen kendin gidip uğraşman gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani sana iş imkanı sağlamıyor. Ben uğraştıktan sonra ne anlamı var ki? Değil mi? Yani biz her konuda bilgi açısından eksik bir milletiz. Şimdi ehliyet kursuna gidiyoruz. Ehliyet kursunda insanlar ne yapıyor? Kurs yapmıyorlar. Yani ehliyet kursunda insanlar bir şeyler öğrenmeye gidiyorsun. Ama bize ne yapıyor? Bize işte dayı öğretiyor, hala öğretiyor araba kullanmayı. Böyle affedersin Bingo'nun ahırına biner gibi biniyoruz ondan sonra. Sonra ne yapıyoruz? İşte biniyoruz, bindikçe geziyoruz falan filan. Bilinçsiz şoför alıyoruz. Ama gelişmiş ülkelerde bunların hepsinin eğitimini veriyorlar. Neden olmasın? Olacak da sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Hatta geçenlerde şehir hastanesine gittiğimde bir tane şey gördüm. Araç süren bir tane kadını gördüm. Araç süren kadını gördüm. Araç süren kadınla dedim ki röportaj yapabilir miyiz? Ona dedi ki şirketten izin almanız gerekir dedi. Tamam dedim, izin alırım dedim. Ona göre dedim yapabiliriz dedim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Neyse
Şimdi o yer bilimci hocanın dediği gibi bizden deprem bölgesiyiz. Tamam, deprem bölgesi olduğunu biz İstanbul depreminde anladık, 17 Ağustos'ta. Bunu anladık. Ama o deprem olduktan sonra unutuldu her şey. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Deprem olduktan sonra unutuldu her şey. Şimdi geçenlerde Ankara'da da deprem oldu. Bu sefer bakın bu depremi de unutacağız. Ha diyeceğiz, tamam diyeceğiz, yine aynı yola salacak. Yani bu videoyu neden yapıyorum? Bina satın alırken ilk önce şunu araştırın. Depreme dayanıklı mı değil mi? Depreme dayanıklıysa şey yapın, tutun. Ama siz ne yapacaksınız? Bize acil ev gerekti. Acil ev tuttunuz diyorsunuz. Çok da düşünmeye gerek yok. Çok da düşünerek bir şeyler yapamazsınız. Mesela ben şöyle bir şey anlatayım. Ben ilk öğretmenlik hayatıma başladığımda, göreve başladığımda ben çok çay içmiyorum. Çay parası topluyorlardı. Ben dedim ki müdüre ben çay parası vermem. Niye dedi? Ben çay içmiyorum dedim. Müdür beni yanına çağırdı, ne dedi biliyor musun? Olur mu dedi. Belki çay içeceğin tutar dedi. Böyle hayatta dedi küçük şeylere takılma dedi. Çay paranı ver dedi. Baktım doğru söylüyor. Şimdi para verdim. Şimdi para verince de çay içmeye başladım. Bu sefer de çay bağımlısı olup çıktım arkadaş. Ya neler neler var hayatımızda sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. O yüzden hayatta bilinçli olmak çok çok önemli sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Yani biz bir an evvel para kazanmak istiyoruz. Para kazanırken eğitimi yarıda bırakıyoruz. Eğitim alayım derken para kazanmak eksik kalıyor. İş beğenmiyoruz. Şimdi gerçekten yani Türkiye'de şöyle insan sayısı az. Para ve eğitimli olan. Bu ikisini bulmak çok az. Çünkü bu ikisi olan zaten burjuvazi oluyor. Karşımıza çıkıyor. Burjuvazi olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Depremle ilgili depremden yola çıkarak genel anlamda hepimize gerekli bilinçli eğitim var. Depremle ilgili şöyle bir şey söylüyorum ben size. Öncelikle binaya bakacağız, sağlam mı değil mi? Yoksa diğer türlü binanın içerisinde ne var ne yok, demir mi var, çimento mu var? Hani inşaatçı olmadığınız için bilemezsiniz ne olduğunu, ne ettiğini. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Mesela insanlar bir şeyleri deneyim ede ede o konuda tecrübe kazanırlar. O konuda tecrübeleri olur sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Olmayacak şeyler değil bunlar. Evet, canlarım benim, fanlarım benim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için hoşçakalınız.